GIFkoanaliz.com'dan selamlar. Cuma günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İstanbul'la ilgili yorumlarım hem YouTube kanalımızda hem de sitemiz olan GIFkoanaliz.com'da aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Sizlerden ricam alt taraftan beğeni butonuna basıp yorumlarınızla beraber destek olmanız ki gündüz programı olan Bursa'nın da sitemizde olacağını söylemek isterim. Normalde Perşembe Ankara ve Pazar İstanbul olarak ilerliyoruz ama Perşembe Ankara programında çok fazla belirsizlik olduğu için yağmurdan ötürü pis durumun ne olacağı, yani kimsenin de kafasını çok fazla karıştırmak istemedim çünkü YouTube'da güncelleme yapmamız mümkün değil. Yani mümkün ama çok fazla böyle vakit harcamamız gerekiyor ve o güncellemeleri anlık olarak yapamıyoruz. Sitemizde bu güncellemeyi yapabiliyoruz ama bu tür sizlere kafa karıştığı vermemek adına dün Ankara ücretsiz yayınına pas geçtim. Ama Twitter'da olsun, Facebook'ta olsun, Instagram'da olsun yaptığımız dikkat listeleriyle beraber de burada da katkı sağlamaya çalıştım. O yüzden bu tür paylaşımları kaçırmamak ve görebilmek adına mutlaka bizi sosyal medyadan takip edin derim. Yani dünkü Ankara programı yerine bugünkü İstanbul programıyla YouTube'da birlikte olacağız. Umarım da sizlere katkı sağladım ve beraber de güzel netice aldığımız bir program olur. Çünkü dün çok fazla dönüş aldım. Ne zaman yayınlanacak bekleyenlerin olduğunu fark ettim. O yüzden de bugün size destek olmayı canı gönülden istiyorum. Yorumlara da başlıyorum. Yedili plas ayağında sonlara fotoğrafı çok diri geçen bir 4 numaralı Rock Family var. Bugün mesafenin de uzamasıyla beraber 4 numaralı atın ben çok iyi koşacağını düşünüyorum. Rakip olarak ise 5 numaralı Yağız Eren'i yazabiliriz. Yedili plas için sıralamam 4 ve 5. Geldik bizi tam olarak ilgilendiren Aldıgan Nikan'a. Genel olarak Aldıgan'a bakacak olursak ya ön planda olan atlar var ama bugün biraz daha böyle bir yerlerde beklenmedik bir at gelebilir. Yani beklenmedik attan kastım böyle 3 lira, 5 lira, 7 lira, 8 lira sürpriz değil. Biraz daha böyle 20 lira, 30 lira tarzında bir sürpriz de bir yerde beklenmedik bir şekilde karşılaşabiliriz. Burada 1-2 tane atta bu anlamda sürpriz konumda şans vermek istedim ama normal şekilde potansiyelini burada bazı atlar sağ yansıtabilirse iki at arasında bir koşu bekliyorum. Bunlardan biri 1 numaralı Batmacı Okan. Batmacı Okan son yarışta 4.lük elde ederken Murat Ucum'la ciddi bir mücadeleye girmiş. Hatta bir yerlerde acaba atacak mı izlenim vermiş ama bir yerden sonra rakibine böyle etkisini hissettiremeyince yerinde sayarak kendi halinde bir 4.lük elde etmiş. Yine de bu grup için yeterli bir performansı imza attı. Bugün geldiği grup gerçekten çok uygun isimlerden oluşuyor. Aynı yarışını tekrarlayabilirse bence 1 numara Batmacı Okan bu koşuyu kazanmaya çok çok yakın. Rakip yazacaksak ise ben 7 numaralı Vaz Prokan diyeceğim. Özellikle bu at bir yarış önce 3.lük elde ederken baktığımızda geçtiği at Bello Boy'du ki Bello Boy bir yarış sonra kısa vadede yarışta mücadele ediyor ve bu tür bir atı geçen Vaz Prokan'dan bahsediyoruz. Bugün hem çok uygun rakibin yanına gelirken hem de kilosunda bu kadar müsaitliğiyle 7 numaralı Vaz Prokan'a mutlaka ve mutlaka şans vermeliyiz. 1 ve 7 bence normal şartlarda bu iki at yeterli olur ama daha geniş oynayacaksak 10 numaralı Zagora Bianca, 3 numaralı Nail Oğlum, 4 numaralı Uğurcanan, 11 numaralı Maligöl, 2 numaralı Ghost of Honor ve 6 numaralı Under the Stars diyeceğim. Hani videonun başında demiştim ya, bir yerlerde bir 20-30 lira gayen görebiliriz. Büyük ihtimalle bu koşuda öyle bir sürpriz gerçekleşecekse 6 numaralı Under the Stars'ın bunu gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Çünkü orijin olarak Chimpy's'e çok yatkın bir orijini var ve bu sürprizi gerçekleştirirse beni şaşırtmaz. O yüzden de çok kalabalık geçeceksiniz ve sürpriz arayacaksanız 6 numaraya da şans verelim derim. Sıralamam 1 ve 7 olmazsa olmazım. 10, 3, 4, 11, 2 ve 6 daha sonra. 6. koşu günün keyifli yarışlarından birine geldiğimizde burada dikkat çeken isim 8 numaralı Swordmaster. Şimdi kaba taslak burada baktığımızda sanki Swordmaster'ın Çin performansı kötü de
Celtic'e dayak koşuyor gibi bir izlenim olabilir ama bence Çim'deki yarışı da çok başarılı çünkü o gün hem erken yürüdü hem de biraz daha mesafe anlamında sıkıntı yaşadı. Bence biraz daha orta mesafede başarılı olacağını sinyallerini verdi. Bugün mesafe kısaldı. Ben Çim pistte herhangi bir sıkıntı veya sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Süratli gidecek yarışta sonlarda yapacağı taklar 8 numaralı Sword Master'a birinci getirebilir. İsteyenler alternatif tek adaylarından bir diğer olarak 8 numaralı Sword Master'ı değerlendirmeye alabilirler. Rakip konumunda ise 2 tane at önereceğim. Bunlardan biri 6 numaralı Sally Boy. Genel olarak benim beğendiğim, beklentinin yüksek olduğu atlardan biri. Son koşusunda da nihayet Çim'de bir koşu koşmayı başarabildi. Çünkü bu at birkaç tane Çim yarışına kayıtlı olmasına rağmen pist değişikliklerinden ötürü devamlı yarıştan çıkmak durumunda kaldı ve nihayet son koşusunda koşmayı başardı. Fena bir at değildir. Eğer Sword Master beklediğimiz yarış yapamazsa ben 6 numaralı Sally Boy'dan da iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Bunlarla beraber de start sonu yaşamazsa 2 numaralı Edgar'ın da iyi bir yarışını izleyebiliriz ki bu at bir önce ikinciyi elde ederken hem derece çok güzel bir derece çıkardı hem de 5 boy startta kalmasına rağmen Point of Final'ı da çok rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Son yarışı kötü gibi görünebilir ama bence biraz daha mesafe etkiledi. Ama ona rağmen baktığımızda ciddi rakiplerin hemen dibinde koşuyu bitiren Edgar görüyoruz. Bugün kısalan mesafede süratli gidecek yarışta sonlara sert gelen bir Edgar netice alabilir. Benim sıralamam 8 önde 6 ve 2 rakip diyerekten 3 atla burayı geçiyorum. 7. koşuya baktığımızda burada da 6 tane at önereceğim ama bence kazanmaya çok yakın bir isim var. O da 6 numaralı Yiğit Batuhan. Yani Yiğit Batuhan öyle bir at ki direne direne kazanan bir at. Yani kolay kazanmaz ama kolay da pes de etmez. Burada bakıyorum, evet birbirine çok yakın performans sergisinden bir adı ama Yiğit Batuhan kadar seri ve önlere çıkabilecek bir at yok. Büyük ihtimalle Yiğit Batuhan liderliği alacak. Kurt Obay'la beraber 7 mailin hemen arkasında konumlandığını göreceğiz. Ama viraja kadar kolay gelecek olan bir Yiğit Batuhan'ın Işman çizgisinde ciddi katkıyla beraber direne direne rakibin tüm ataklarına karşılık vererek kazanmasını bekliyorum. Biraz daha zorlu bir koşuyu kolaya çevireyim ve bu anlamda tek tercihde bulunayım diyorsanız 6 Yiğit Batuhan'ı da bu anlamda değerlendirmeye alabilirsiniz. Rakip yazacak ise sırasıyla 1 numaralı Kurt Oba, 2 numaralı Duman, son yarış ölçü alınmamalı. Hatta şöyle söyleyebilirim, yarış başlangıcında tost olmuş desem yanlış olmaz çünkü iki tane atın arasında ciddi anda kalmış ve bir anda kendisi gerilerde bulmuş ama ona rağmen sonlarda yaptığı ataklar çok çok başarılı. Bugün daha sağlıklı bir başlamayla birlikte söz sahibi olduğunu görebiliriz. Daha sonra 4 numaralı Kayasel, 3 numaralı Yetim Ali ve 5 numaralı Şan verdiğinde devreye girebileceğini söyleyerekten 6 önde 1-2-4-3-5 sıralamasıyla geçiyorum. 8. koşuya gelecek olursak burada dikkat çeken isimler var. Normalde kilo farklarıyla beraber dengelenmiş bir koşu olsa da bence ağır kilo atların ciddi anlamda gruba hakimiyeti olduğunu söyleyebilirim. Bunlar 1 numaralı Earth and Grey ve 2 numaralı Can Çıkaran. Ne kadar kiloları ağır olsa da grubun uygunluğuyla beraber bu farkı bence ciddi anlamda kapatacaklardır ve bu anlamda kötü bir hissiyat yaşamadan da rakiplerini geride de bırakarak bu ikiliden birinin kazandığını görebiliriz. 1 ve 2 bu ikiliye ayrımsız bir şekilde şans verelim. Daha sonra 3 numaralı Mor Salkım, 8 numaralı Prenses Sibel sürpriz at arayacaklar varsa dikkat etsinler. Fena bir sprinter atlardan değildir ve son yarısında fotoyu diri geçmişti. Bugün bir yerlerde süratlenecek yarışta sonlara sert gelen Prenses Sibel tatlı bir sürprize imza atabilir. Daha sonra 5 numaralı Rosso, 6 numaralı Maggie Oak ve 7 numaralı Towards Victor'ın da devreye girebileceğini söyleyebilirim. 1 ve 2 önce 3, 8, 5, 6, 7 daha sonra. 9. koşuya baktığımızda puanlamada birazcık geride kalacağını düşündüğüm bir hatta başlayacağım. 6 numaralı Girdabınoğlu. Yani Girdabınoğlu aslında ilk yarışa dair genel olarak başarılı koşup bir türlü o zamanda sprint gelmediği için netice alamayan bir at. Özellikle bir yarış önce 3. kendine derken Celtic pistte hem derece çok güzel bir derece çıkardı hem de sonlarda öyle bir fotoğrafı geçişi vardı ki yakın zamanda yarış kazanacak sinyalleri verdi. Ben son yarışında kısa vade yarışta da yazmak istemiştim ama
yer açamadığım için yazamamıştım ki kısa vade yerse bile yazmayı düşünen ben bugün mailinde mutlaka ilk sıradan değerlendiririm. Mesafe de biraz uzadı ve 6 numaralı girdabın oldu. O yapacağı sprintte rakiplerini geçebilir. Benim buradaki favorim 6 numaralı girdabın oğlu. 2 tane rakipten bahsedeceğim. Bunlardan biri 1 numaralı Attarga. Genel performans zaten istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bugün de eğer kazanma anlamında kendisi geçecek bir rakip bulamazsa kazandığını görebiliriz. Ve 2 numaralı Avcı Tokoçin. Çok aman aman bir yarış yaptığını söyleyemem ama en son idman gözünde çok da iyi bir görüntüsü vardı. Bugün startla beraber liderliği alıp 2 numaralı Avcı Tokoçin'den beyaz bayrak gelirse ben şaşırmam. O yüzden de 3. sıradan değerlendirebiliriz. 6, 1 ve 2 benim buradaki sıralamam. Günün kapanış ayağına geldiğimizde yani bundan daha uygun bir grup, bundan daha uygun bir şart ve bundan daha uygun bir faktörleri bir arada bulabilme ihtimalinin çok düşük olduğu 10 numaralı Topaz Göl'ün bu rakiplerini geçtiğini düşünüyorum ve Banco öneriyorum. Rakiplerin birçoğu handikap ayarında, hatta handikap 14 civarında yarışlar yapan isimler ki birçoğu meydan çıktıktan sonra da çok bir varlık gösteremediler. Hatta bazen de en üst meydan olduğunu da söyleyebilirim. Yani son yarışı zaten nasıl kaybettiğini hepimiz izleyip gördük. Bir üçüncü çim pistte ne kadar ser grupta başarılı olduğunu hepimiz izleyip gördük. Bugün bu grupta yani geçilirse bu sizin, benim veya başkasının ayıbı olmaz. Topaz Göl'ün ayıbı olur. Çünkü yani bu grupta yanına ben at yazmaya elim gitmiyor. Yazabilecek bir at da bulamadım. Siz bulduysanız, beğendiğiniz, tuttuğunuz, takibimizde bir at varsa rakip olarak değerlendirebilirsiniz. Ben şahsi olarak bulamadım ve 10 numaralı Topaz Göl'ü Banco öneriyorum. İkili alacaklar varsa 4 numaralı Can Oğlum'la beraber 11 numaralı öz değeri değerlendirebilirler. İstanbul'la ilgili yorumlarım ve düşüncelerim bu şekilde. Bursa ile ilgili yorumlarım sitemiz olan gifkoanaliz.com'da olacak. Pazar günü muazzam yarışlar var. Tekrardan YouTube kanalında bir araya geleceğiz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.